Hatta çoluk çocuk işteyken annelerden rica ediyorum bu son videolarımızı çekip paylaşın. Çoluk çocuğunuza gönderin. Çünkü bakın ne özet yapıyoruz bu hafta Nuray Sayarı programımızda neler dedi. Koç Burcu, duygusal konularda daha değişken ve farklısın. Yapacağın işleri duygusal enerjinle birleştireceksin. Çocuklarla aranız iyi olacak. Sevgili koç, değişken olma. Değişken tavırlar sergileme. Çünkü bu seni çok yıpratacak dedi sevgili Nuray Sayar'ı. Peki Boğa Burcu için neler söyledi? Ey sevgili Boğa karşına çıkan fırsatlar ciddi anlamda kafanı karıştıracak. Ummadığın kişilerden çok ciddi destekler alacaksın. Aile içi tartışmaların çok yüksek olacak. O yüzden bunun için önlem almalısın. Belki de sevgili Boğa bu hafta biraz daha az konuşmalısın dedi. Aynen. Ve özellikle sevgili Boğa neye dikkat edecek? ...eleştiriye... ...ne sen eleştir değil mi? Eleştirildiğinde de sert tepkiler verme... ...değil mi? Kesinlikle. Ne sen eleştir? Evet. Eleştirildiğinde Eleştirir. de... ...dikkat et Dikkat yani. et. İkizler ne yapıyor? Yapıcı olmaya çalışmak sizi yor yoracak dedin. Ikizlere. Evet hak edene. Ee, ne olur hem yapıcı ol hem verici ol. Hak edene ol. hak ettiği kadar. Aynen. Kendi düşüncelerinizi hiçe saymayın dedi. Bazı kişilerin gerçek yüzünü görebilirsin... Hak etmeyene hak ettiği değeri verme. verme. Yani hak ettiği kadar değer ver. Kesinlikle. Bu hafta ikizlerin spotu bu. Evet. Hak etmeyeni lütfen değer verme. Değer verme. Peki yengeç ne yapıyor? Sevgili yengeç. Yakın çevrenizin aklınızı karıştırmasına izin vermeyin. Çünkü yakın çevreler bu aralar çok ciddi çalışmalara girecek ve senin aklını karıştıracak. Aşk hayatında çok ciddi anlaşmazlıklar yaşayabilirsin dedi. Hazımsızlık sorunu yaşayabilirsin. Tabi bu kadar stres varken, aşk hayatın bu kadar çalkantılıyken nereye vuracak? Sindirin i̇kinci sistemine. beynine, ikinci mide, vuracak ve Tabii gerçekten ki. bu seni sağlık yönünden çok ciddi etkileyecek. Ve dedin ki yengece aklına güven kimseye güvenme. Aynen. Ne olacak yengeçlere? Eğer onlar başkalarının fikriyle hareket ederlerse zarar görürler. Kendi akıllarına ve kendi sezgilerine güven duymaları Belki gerekiyor. Belki iç seslerine. Aynen iç Değil seslerine. Mi? Aslan için ne söyledin? Dedin ki sevgili aslan her alanda lütfen heyecanını kontrol altına almaya çalış aşk hayatınızla. İş hayatını birbirine karıştırmayın. Bu sizin için ciddi problemler ortaya çıkartır. Sizin zaaflarınız başkalarınızın avantajı olacak. O, tabii. Ey aslan kendi zaaflarını başkasının avantajı olarak kullanmasına izin verme. Ve aslana spotun şu oldu sevgili Nuray. Her alanda heyecanlı kontrol altına. Evet aldım. başarısızlıklar yaşamamak için. Sıkıntıya düşmemek için kendi yaşam performansını düşürmemek için. Kontrollü olsun. Kesinlikle. Peki başaklar ne yapıyorlar sevgili başaklar? Dedikodu yapmayın. Aşk olsun ya hayır. <laughs> Benim kaç tane özellikle bir tane başak arkadaşım var. Muhteşem bir kişilik söyleyeyim. Ama bilmiyorum tabii yükselen alçalan sen tabii daha iyi biliyorsun. Olmasını beklediğiniz işler tamamlanacak dedim. Kesinlikle. Başaklara. Başkalarını düşünmekten vazgeç. Ha başaklar için bak en önemli spot bu. Ey başak Bırak artık çocuğu, eşi, kardeşi, anayı, babayı düşünmeyi. Aynaya bak ve kendini düşün dedi ya. Kesinlikle. Özellikle bu hafta için bu uyarı sizin için çok önemli. Ve aşk hayatında biraz böyle şurayı kapat ki dedi yıpratıcı olma. Ama spotun ne? Kendini düşün, kendini düşün. Kendini düşün. Zarar mı görecekler? Kendilerini düşünmedikleri takdirde hakikaten sevgisiz kalabilirler. ...ve e, zaman kaybı yaşarlar. Bu da üzücü olur. Tabii ki üzücü olur. Teraziler ne yapıyorlar? Sevgili terazi, özellikle terazi kadını... ...bu hafta çok çekicisin, çok güzelsin... ...çok alımlısın. Etrafın tarafından acayip fark edileceksin. Çok Hadi gözün aydın. Terazi bu hafta senin haftan. Konuşuluyorsun. Herkes senin lafını sözünü edecek. Ama sen yine de... ...kendi düşüncelerinde çok ısrarcı olma... ...buna çok dikkat et. Uyku problemi yaşayacaksın... Bunun için önlemlerini al. Bir yanda lavanta. Tabii. E, o hani lavanta yağları var ya odan da lavanta yağları yak yağı, lavanta. Yatmadan bir ılık süt iç. Ilık bir duş al. Çünkü uyku problemi senin hayatını mahvedebilir. Tabii ki. Ama teraziye özellikle ne dedi? Aceleci olma. Evet. Hangi konuda? Hiçbir konuda acele etmeyin. Acele ettiğiniz her şeye geç kalırsınız. Bırakın akışta bırakın ki her şey hızlı bir şekilde gelişsin i̇nşallah, gerçekleşsin. İnşallah güzel olsun bu hafta sizin için. Akrep, bu hafta akrepler zor bir haftadasınız. Nuray Sayre özellikle sizi bu konuda uyardı. Aldatan akrepseniz bir an önce kendinize gelin. Aldatılansanız tükenmeyin yıpranmayın kabule geçin kendinize acımayın ızdırap çekmeyin hepimizin herkesin başına gelebilir önce bir sorun kendinize ben bunu niye yaşadım bu benim başıma niye geldi <laughs> Korkularımla mı çektim? Evet bu hafta sizin için özellikle fiziksel anlamda da yorucu bir hafta olacak. Şimdi moral bu kadar bozukken kendinizi alışverişe verebilirsiniz. Yani kredi kartını cebinize sokup aman benim değerimi bilmiyorlarsa ben kendi değerimi bilim deyip önde çıkan her mağazadan alışveriş yaparsan Akrep sen bu hafta yandın. Borçların altından kalkamayacaksın. Kesinlikle. Çünkü. Özellikle her şeyi sindirmeye çalış dedi. Kesinlikle sindirdin, sindirin ki eziyet etmeyin kendinize. Çok zor ama. Yani. <laughs> Sindirmek de zor. <laughs> Kolay değil ama. Ne kadar sürüyor ee, akıplerin bu durumu? Bu bir hafta. Bir bu hafta. bir hafta. Sadece bir hafta. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Amin. Peki yaylar ne yapıyorlar sevgili yaylar? Geçmişten gelen biri kafanızı öyle bir karıştıracak ki. Siz ne yapmanız gerekecek? E, i̇ş hayatınızda ihmalkar davranabilirsiniz. İş yerinizle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Bu hafta. Bel ağrısı kabusunuz olabilir. Aman dikkat ve bu hafta sizi nasıl uyarıyor Nuray Sayar'ı... İhmalkar olmayın. Olmayın. Kesinlikle. İhmal edersen ağrını, sonra sen ihmal edilen olursun. O yüzden ne olur en ufak bir ağrıda doktora git. Ee, geçmişten gelene ne yapacağız? Kafayı karıştırana takılmayacağız. Göz ardı edeceğiz. Göz ardı edeceğiz. Peki Oğlak ne yapıyor? Oğlaklar şahane bir haftaya giriyorsun. Neden? Çünkü bu hafta yeni başlangıçlar için o kadar uygun bir hafta ki. Mesela yeni bir ilişki için uygun, ev değiştirmek için uygun, estetik operasyon için uygun mu? Çok uygun. uygun, çok. Uygun. Yani yenilikle ilgili hayatında ne yapacaksan sevgili oğlak muhteşem bir haftadasın. Karar alırken dedi ki Nuray Sayar'ı iç sesin var. Hani herkesin bir iç sesi vardır ya o sesini dinle dedi. Kesinlikle. Ve aşk hayatında gereksiz polemiklerden kaçın. kaçın ki ilişkin yolunda gidiyorsa yolundan çıkmasın, bozulmasın. Ve özellikle aşka dikkat et dedi. Evet, kesinlikle. Aşka ikili ilişkiye dikkat. Çok dikkat. Sevgili kovalar ne yapıyorlar? Sevgili kovalar bu hafta fikirleriyle öyle takdir topluyor ki, Çok iyi, belki bütün ilgileri şaşıracak. E, çok konuşulacaklar, e, başarılı olacaklar ama sakın ego yapmayın dedik. Evet. Ama eşiniz ya da partneriniz kıymetinizi anlayacak. Dedi. Evet kesinlikle anlaşılmadığınızı yani, düşünüyorsanız. Bir kova partneriniz varsa sizi hmm. bugüne kadar anla, anlamadıysa bu hafta artık Hem anlayacak. anladığını ifade edecek hem hissettirecek size. Para geliyormuş kovalara. Onlar çok güzel bir dönemdeler kazanma konusunda. Para haberi yakında. Evet. İnşallah kesinlikle. kazançlı bir hafta bu hafta ama diyor ki sevgili Kovaya Kova hayatında bu kadar güzel şey olurken sen ego yaparsan çok şey kaybedersin kesinlikle zorlanır yıpranır bunlar çok önemli diyorlar ego yaparsan çok şey kaybedersin Kova bu hafta ego yapma dedi yapma kesinlikle çok üzülerek söylüyorum balıklara geliyorum ya balıklar gerçekten bu hafta sizin için çok üzüldüm çünkü ee, hepsi birdi Pişmanlık fayda etmeyecek dedin. Evet. Hangi konuda pişmanlık yaşayacak balık? Yani e, yaptığı yanlışlar, yaşadığı belirsizlikler, sakladıkları, gizledikleri ortaya çıkınca e, nasıl telafi edebilir ki? İsraftan uzak durun demişsin. Evet. Para harcamayın, israfçı olmayın, planlı programlı yaşamaya özen gösterin. Yakın çevrenizde gizli bir hayranınızın olduğunu fark edebilirsiniz ve kalbiniz boşsa yeni bir aşka başlamaya hazır mısınız? İç sesinize sorun, ruhunuzu hissedin. Hazırsanız adım atın. Yalan söyleme dedin ama evet, balıklara. Kesinlikle. Balık, spotum bu hafta çok enteresan bak ama hiçbir konuda dedi Hani bazen öyle yapıyoruz da, alo evde oturursun Mesela çıktım çıktım evden çıktım balkona çıkarsın böyle evet. <laughs> araba sesi gelir bu hafta hiç balıksan yalan Sakın söylemeyeceksin adil dürüst ve doğru olun Kesinlikle ee, yakalanacaksın çünkü sevgili yani balık örnek veriyorum ee, dersiniz ki ee, Beşiktaş'ta oturuyorsunuzdur e, arkadaşınız da Anadolu yakasında oturuyordur ben evde değilim ee, dersiniz pat diye gelebilir. Sizi yakalayabilir. Her, yani her şey olur. Tabii.